Yönetici otomatikten her şeyden verdim arkadaşlar. En çok müşterimiz sorduğunuz iki tane sorulduğu hakkında siz müşterilerimize ve bizi izleyenlere bilgi vermek istiyoruz. Kaplama yaptırdığımız zaman araçlarımızda en çok sorulardan birisi kaplamayı neden yaptırmak gerekiyor? Kaplamayı neden yaptırmanız gerekiyor? Aracımız sıfır araçlarda özellikle boyasının zarar görmemesi için, kuş pisliklerinin araçların verdiklerini yakmaması için, ufak tefek tutmelerimizde, araçların park halindeyken diğer araçların kapılar açıldığında, kapılara vurmalarında yaşanan göçük çiziklere karşı ve en önemlisi de araçlarımızı yıkadıkça zamanla bel çiziklerinde verniklerde boyası çok çabuk çiziliyor. Çizildiği zaman da bu araç kozada hem değer kaybı hem görüntüden matlaşma meydana getiriyor. Bunu yapmaması için, yaşamaması için yapılmaması gereken en güzel şeylerden birisi de aracımızı kaplayıp koruma altına almaktır. Bunun için de ne gerekli? Bir, PVC malzeme olmaması gerekiyor. İki, poliüretanın yüksek olması lazım. Çünkü aracın üründüğünden daha parlak olması gerekiyor. Bir diğer özelliği de malzeme elastik malzeme olması gerekiyor. Elastik malzeme de ne işe yarar? Aracımız oldu ki kaza anından tampon ya da çamurluklarda ya da sac olan parçalardan esneme yaptığı zaman yırtılma ve çatlama yapmaz. Bu da aracımızın kaportasını, tamponlarını, plastik aslamını korumuş olur. Bir diğer konu da müşterilerimiz hep soruyor. Diyor ki bizim kullandığımız malzemelerde poliüretan değeri ne kadar? Poliüretan değerlikleri %100'dür, TPU malzemedir. Bir ikincisi de aracımızı oldu ki satmak istediğiniz, sattığınızda kaplamayı söktüğünüz zaman hiçbir şekilde altında yapışkan bırakmaz. Bununla beraber aracımızı kullandıktan sonra birçok müşterimiz internetten, sosyal medyadan bizlere özelden arayarak soruyorlar. Kaputumu kaplama yaptırdım, renginde sararma var ya da matlaşma var. Bu PVC özellikle filmlerde olur. Bu da aracımızı satmaya kalktığınızda değer kaybı olarak gözünüze yansıyabilir. Ve kaplama olan bütün araçlarda çoğu yer bunun sökümünü yapmaz, temizlemesini yapmaz. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bir diğer özellik de kaplama yaptığımız zaman hidrofobik özelliği olduğu için filmlerimizde yağmur suyu, kir, çamur olduğu zaman aracın boyasına tamamıyla işleyemez ve yıkayıp temizlemesi çok kolay olur. Yağmur yağdığı zaman siz de göreceksiniz kaplama yaptığınız araçlarda. Suyu döktüğünüzde yağmur damlaları aracımızda yağmur suyu leke yapmaz. Leke yapan sularımız petrol pisliğinde ya da kuyu suyu kullanılan yıkamalarda yapar. O da aracı kurulamazsanız yıkadığınız anda sular üzerinde dururken anında kireç lekesi yapar. Bu kaplama olsun ya da olmasın. Bu lekeyi de çıkarmak ancak patlıcılarla mevcut oluyor. Bir, onunla beraber kaplama yaptığımız araçlarda müşterilerimiz yıkamaya götürdüğü zaman kaplama olduğunu söylemiyorlar. Ya da tazyik tabancasının yakın tutulduğu zaman bilmeden bu da filmi yırtma yapıyor. Bu da müşterimize haliyle memnunsuzluk olarak geri geliyor. Bize de geri geldiğinde garanti kapsamında girmiyor mu diye bize soru soruyorlar. Bu garanti kapsamına girmez. Çünkü yıkamada yapılan bir hata olarak geçiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci bir özellik de kaplama yaptırdık. Allah göstermesin çamurluk ya da herhangi bir lokal bir yerde düzeltme gerekiyor. Bunun sökümünü bizlere ya da kaplama yaptırdığınız yere danıştıktan sonra söktürürseniz daha rahat olur. Bilmeyen bir kişi kaplamayı kendi bilinçsiz bir şekilde sökerse yapışkan bırakabilir. Bıraktığı yapışkanı temizlemeyi yapmazlar. Kaplama yaptığınız yere gönderler. Bu da ister istemez memnuniyetsizlik yaratır sizin için. Eğer bir parça değişecekse, kaza varsa bunun sökümünü kaplama yaptırdığınız yerde söktürüp işlem yapmak için kaportaya ya da göçükçüye götürebilirsiniz. Bunun haricinde aracın kaplaması kaç yıl sürer ve müşterilerimiz 7 yıl, 10 yıl garanti veriliyor kaplamalarda. Biz müşterilerimize 2 yıl garanti veriyoruz. 5 yıl sonra müşterilerimize İstanbul ve Türkiye şartlarında bütün yapılan kaplamaların sökülmesini tavsiye ediyoruz. O da neden dolayı? Yağmur, sıcak, güneş, ısı. Örnek veriyorum, Antalya'daki sıcak, İstanbul'daki sıcak ama Karadeniz'deki sıcakla aynı sıcak değil. Urfa'da yaşanan bir müşterimizin aracıyla Edirne'de yaşayan müşterimizin aracı aynı değil. Bu yüzden biz ortalama Türkiye standartlarından 5 yıl sonra bütün kaplamalar sökülüp değiştirilir, yenisiyle beraber koruma altına almasını tavsiye ediyoruz. Aracı komple kapladığımız için kapı siyah gördüğünüz her yer, ön farlar ve plastik aksam olan tamponlar dahi sökülüyor. Müşterilerimiz söktüğünüz zaman yapışkan bırakır mı diye soruyor ya da boyayı alır mı diye. Orijinal boya olan yere kaplama yapıldığı anda kaplamayı söktüğünüz zaman hiçbir şekilde boyaya zarar vermez. Lakin dışarıdan harici boya yapılırsa, kırım boya yapılmazsa kaplama yaptığımız yerin parçasını söktüğümüzde boyayı alma olasılığı %90.
Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Aracı komple koruma altına neden almamız gerekiyor diye son defa son sorumuza devam edersek. Aracı bir aldığınız günkü gibi tertemiz, parlak. İki, satarken kaplamasını söktüğünüzde bayiden aldığınız günkü gibi parlak ve temiz oluyor. Bu da size maddi olarak değer kazandıracak. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Her zaman bütün müşterilerimizi Pilot Otomotiv bekleriz.